Merhaba arkadaşlar, Narinci Hayat kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız, biz çok iyiyiz. Üç kişilik bir kaçamak yapalım dedik. Çok güzel bir yere, çok özel bir yere geldik. Muhammed Emin, eşim, ben, çocuklar okuldalar. Bugün Hazreti Hısır ile Hazreti Musa Aleyhisselam'ın buluştuğu Samandağ'daki güzel bir mekandayız. Birazdan hikayesini de anlatacağız. Çok güzel bir hikayesi var. Hem Kur'an ayetleriyle sabit olan hem de halkın tamamen inanıp benimsediği bir yerdeyiz. Birazdan buraları size göstereceğiz. Hadi bakalım gezmeye başlayalım. Hatay, Samandağ ilçesindeyiz. Aleyhisselam Türbesi Hatay'ın Samandağ ilçesinde ve muhteşem bir ziyaret çakınına uğrak yeri olmuş bir mekan. Tarihçesi bizleri çok etkiler. Kur'an ayetleriyle sabit olan bu tarihçe şu şekildedir. Musa Aleyhisselam Firavun'dan kurtulduktan sonra halkına çok yüksek mertebelerde sohbetler yapar. İnsanlar onun ilmine hayran kalır. Ve içlerinden bir tanesi bir gün, "Ey Musa, bu dünyada senden ilmi daha yüksek olan herhangi bir zat var mı?" diye sorar. Hazreti Musa böyle bir bilgisinin olmadığını açıkladıktan sonra Rabbi ile görüştüğünde, "Ya Rabbi, bu dünyada benden daha ilmi geniş kimse var mı?" der. Allah-u Teala Celle Celaluhu onu iki denizin birleştiği yer olarak adlandırdı. Şu anda Musa Hızır Aleyhisselam makamına yönlendirir. Hazreti Musa Aleyhisselam buraya geldiğinde Hızır Aleyhisselam'la musafaha yapar. Ve Allah-u Teala'nın emriyle ikisi beraber bir yolculuğa çıkar. Hızır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ı uyarır. "Sende beni anlayacak bir kabiliyet görmüyorum. Sen bana sabredemezsin." buyurur. Burada da aslında ilk kerametini, keşfini göstermiş olur. Musa Aleyhisselam'ın ona sabredemeyeceğini göstermiş olur. Çünkü ilm ile dün ile Hızır Aleyhisselam Allah'ın bildirdiği birçok ilme sahiptir. Ve Musa Aleyhisselam'a, "Ya Musa, bende bir ilim var sende yok, sende bir ilim var bende yok." diye konuyu açıklar. Hazreti Musa ona sabredeceğini ve onu sabredenlerden bulacağına ikna ederek yolculuğa başlarlar. Yolculuk esnasında Hazreti Hızır küçük sabi bir çocuğa tokat vurarak ölümüne sebep olur. Ve Musa Aleyhisselam hırçın bir şekilde, "Ya Hızır, neden öldürdün bu çocuğu bir cana karşılık olmadan? Senin yaptığın hiç hoş bir şey değil." diye söyler. Hazreti Hızır, "Seni sabredenlerden bulamadım. Benim yaptıklarımı sorgulamayacaktın." der. Bunun üzerine Hazreti Musa tekrar kendini toparlar ve bir daha soru sormayacağına dair söz verir. Yolda giderlerken
kendilerine iyilik etmiş bir gemicinin gemisini delmeye başlar Hazreti Hızır. Gemi su almaya başladığında Hazreti Musa yine öfkeyle, "Neden bunu yapıyorsun? Bu insanlar bize bir kötülük yapmadı." dediğinde Hazreti Hızır, "Ya Musa, sen bana sabredenlerden olmadın. Eğer bir daha benim işimi sorgularsan seninle yollarımızı ayıracağız." buyurur. İlerledikleri yolda bir köye rastlarlar. Bu köydeki insanlar onlara yemek vermezler ve paraları da yoktur. Bu arada Hazreti Hızır yıkılmak üzere olan bir duvarı inşa eder, düzeltir. Hazreti Musa aleyhisselam da, "Neden düzelttin? Bunun karşılığında bir ücret alabilirdin. En azından karnımızı bu şekilde doyurabilirdik." dediğinde Hızır aleyhisselam, "Artık yollarımızı ayırma zamanı geldi. Ve sen sabredenlerden olmadın. Ben sana bu üç hakikati anlatacağım." deyip anlatmaya başlar. Birinci, tokat vurarak öldürülen çocuğun Allah'ın emriyle, senin anlamayacağın şekilde Allah'ın bana ilham etmesiyle öldürdüm. O çocuk arsız ve hayasız bir çocuktu. Annesi babası mümin kimselerdi ve onları da sapıtıp yoldan çıkaracaktı. O nedenle Allah'ın ilhamıyla ben onu öldürdüm. Allah o evlat yerine daha hayırlı bir evlat onlara verecek. O delip gemisini batırmak durumunda kaldı. Ama batmayan geminin sırrı şudur: yine Allah'ın emriyle yaptım. Orada sağlam gemilere el koyan bir kral vardı. Ve o kral bu fakir ama iyi niyetli insanların da gemilerine el koyacaktı. Gemiyi çürüye çıkardım ki onların gemisine el koymasın. Üçüncüsü ise duvarı yıkılmak üzere olan bu evin içinde yetimler vardı. Babaları onlara altın gömmüştü ve büyüdüklerinde bu duvar yıkılacak ve altındaki gömüye sahip olacaklardı. O nedenle de o duvarı tamir ettim dedi ve yollarını ayırdı bu iki güzel insan. İşte böyle bir güzel atmosfer içerisinde Samandağ Hızır. Evet Narin Hanım, Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam'ın buluştuğu, Kur'an'da da geçen bu güzel mekana geldik. Nasıldı manevi atmosferi? Çok güzeldi. Yani bu ikinci gelişim. Yine her zamanki gibi insan duygulanıyor böyle güzel yerlerde gezmek. Buradan sonraki durağımız Musa Ağacı. Evet, orası da çok güzel bir yer. Samandağ'ı biraz çekip oraya geçelim bence. Aynen, sahili falan çekelim, Samandağ sahili. Bu arada Muhammed Emin duruyor, her tarafı keşfetmeye çalışıyor. Biz de yavaş yavaş Musa Ağacı'na doğru gideceğiz bakalım. Hem sizler görün diye, hem orada güzel bir pazar gibi satış yeri var. Hem fiyatlarına bakarsınız, hem oranın ürünleri genelde yerel ürünler. Bakalım, inşallah beğenirsiniz. Şöyle bir sahil çekip gidelim. Samandağ'da Musa ağacının bulunduğu yere gideceğiz. Yola çıktık. Yemyeşil bir görüntü, harika bir tabiat. Ve burada
Türkiye'nin tek Ermeni köyü olan Vakıflı'nın içinden geçeceğiz. Vakıflı burası. Burası da Vakıflı'daki Ermeni vatandaşların kiliseleri. Şimdi oradan geçeceğiz Musa Ağacı'na giderken. Evet, Türkiye'nin tek Ermeni köyü olan Vakıflı'ya geldik. Burada bir güzel kafesi var. Şöyle güzel bir bahçesi var. Evet, mandalina ağaçları. Oğlum inme aşağıya. Bunlar mandalina ağaçları. Evet. Bir sürü ama ha. İnme. Hayır oğlum, inme oraya. O bizim değil oğlum. Evet, burasının meşhur olma sebebi Türkiye'deki tek Ermeni köyünün olması. Vakıflı köyü. Vakıflı'nın güzel çayından içelim bakalım. Evet. Teşekkür ederiz. Şeker alabilir miyim? Evet, ben de alayım bir tane fazla. Afiyet olsun. Teşekkürler. Bu bile az. Evet, burası Vakıfköy Patrik Mesrop 2. Kültür Merkezi demiş. Kilise. Vakıflar Köyü, Türkiye'nin tek Ermeni köyü. Çok bakımlı ve temiz yapmışlar burayı. Bir kültür emaneti olduğu için. Sen oyna oralarda. Burası da morgmuş. Burada tabii mezarları var birkaç tane. Böyle. Çiçeklendirmişler, süslendirmişler. İnsanlar bakım yapmışlar. Sokakları çok güzel, temiz bakmışlar. Tabii daha önceki videolarımızda biz 3 havarinin bulunduğu mezara gitmiştik, kabirlerine. Habibi Neccar'da bulunan. Burada tabii Hristiyan merkezlerinin bulunduğu alanlar. Zamanında Hristiyanlık hak dinken. Evet. Duvar işlemeleri. Çekmemde bir sakınca yok değil mi? Yok, buyurun. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Burası? Maalesef. Girmiyoruz. Maalesef. Tamam. Burası ibadethane olan yer değil mi? Evet, burası kilise. Pazarlar aynı yapılıyor mu burada? Evet, yapılıyor. Yapılıyor değil mi? Evet. Tabii Hatay kültür mozaiği. Çok, çok fazla. Biz Hatay'ı seviyoruz. Kesinlikle, ben de öyle. Tarihçesi bayağı eski herhalde değil mi? Ben okuyamadım bunlar. Burası 1997 yılında yenilendi. Bu yenileme sırasında yardım edenlerin isimleri Ermenice şekilde yazıyor. Hı hı. Yardım edenler. Yani yardım buranın edenler. Tadilatına. Evet, yardım edenler. Hmm. Burası 1895 yılında yapmış bir kilise. 1895, ha, evet. Tarihçesi varmış, evet. Biraz. Yani 130 yıllık mı oluyor? Yani hemen hemen, evet. Hmm. Bunlar o zaman orijinal kilisedeydi. Yani o sıralar. O zamandan kalma gerçek, evet. Taş oymaları. Evet, bunları buraya tekrar restore sırasında buraya yerleştirildi. Orijinaline uygun olarak restore edildi. Hiçbir şey değiştirilmedi. Kültür Bakanlığı tarafından, çok iyi. Hepsi bizim zenginliğimiz işte. Evet, buna sahip çıktığımız için de hep bizim zenginliği oluyor. Değil mi? Evet. Türkiye'nin tek Ermeni köyü. Evet, Vakıflı. Türkiye tek Vakıflı Ermeni mıydı? Köyü. Vakıflı. Vakıflı değil mi? Vakıflı. Evet. Teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. Ederim. İsim neydi? Nilay. Nilay Hanım, memnun olduk. Ben de öyle. Biz de Narıncı Hayat kanalı YouTube. Hoş geldiniz. Orada Hatay'da bulunan Türkiye'nin tek Ermeni köyü olan Vakıflı'yı gezmek istedik. Hoş geldiniz. Çok temiz bulduk buraları. Çok temiz. Çünkü halk şeyini seviyor, köyünü seviyor. Temizlik konusunda çok titizler. Herkes gönülden yapıyor, gönüllü. Değil mi? Evet. Peki bakalım, kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Ha, mumumuz mu, mum mu yanıyor orada? Evet, mum yanıyor. Şöyle bir
yakınlaştı. Neden içeriği çekmeyi yasakladınız bilmiyorum ama hoş olurdu aslında. Böyle bir görsem olur mu? Teşekkür ederim. Şöyle içine bakalım. Burası özel zamanlarda mı açılıyor yoksa normal? Özel zamanlarda, ay sırasında açılıyor. Resimdekiler Hazreti Meryem ile Hazreti İsa mı? Meryem Ana ile. Tabii kilisenin ismi Meryem Ana Kilisesi. Kilisenin adı Meryem Ana Kilisesi. Orası özel günlerde açılıyor. Şu koltuğa kim oturuyor? Aynı yöneten mi oturuyor orada? Ha, papaz oturuyor oraya. Resimdeki yine Meryem Ana ile İsa Aleyhisselam. Patriğimiz oturuyor. O bayrakların özel bir anlamı var mı? Genel olarak mı? Genel olarak. Onlar, o kısımda da Meryem Ana ve İsa, gene de Meryem Ana ve İsa'nın fotoğrafları. Adı üstünde Meryem Ana. Kilisesi de o. Burada tabii ki olması gereken şey ibadethanelerde mutlaka halkın desteği gerekiyor. Camilerde de, kiliselerde de halk desteklemeli ibadethanesini. Korumalı. Tabii ki korumalı. Yani herkes kendi inancı doğrultusunda. Burası ne? Vaftiz yeri. Şu anda aktif mi? Evet. Ha? Geçen haftalarda vaftizini sardım. Çocuklar kaç yaşına gelince vaftiz? 0-2 yaş arası. 0-2'de vaftiz oluyorlar değil mi? Burası ne? Tütsü mü? Hayır, mumların yandığı yer. Hamumların yakıldığı yer. Kum. İçindekiler. Mum yakmanın özel bir anlamı var mı peki? Biz şimdi mesela dua ediyoruz. Hani biz Rabbim olasın diye mum yapıyoruz. Onu olunduramak için. Ama kim mesela burada şey istiyor, dilek diliyor. Kabul olduğuna inanıyorlar. Tekrar gelip burada mum yapıyorlar. Ha, dua ederken evet. Mumla. O hem kendine bir akustik hava veriyor. Daha gönülden dua ediyor değil mi? İnsanlara her şey kabul ediliyor. Sadece bunlar aracı. Biz sizi çok iyi bulduk. Çok güzel bulduk. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Memnun olduk. Ben de memnun oldum. Narinci Hayat kanalı olarak sizleri yayınlayacağız inşallah. Müsaadeniz vardır. Teşekkür ederim. YouTube'da seyredebilirsiniz. Yarın muhtemelen yayında olur. Narinci kanalı. Narinci Hayat. Narinci Hayat. Takip edeceğim. İnşallah. Bakacağım. Bekleriz. Görüşmek üzere. Memnun Görüşmek olduk. Görüşmek üzere. Ben de memnun oldum. Kilisemizin içi de böyleydi. Daha bundan başka kilise yok herhalde değil mi? Sadece Meryem Ana Kilisesi var. Meryem Ana kısımda evet. Arkada müzemiz de var. Bu arka tarafında mı? Evet, arka orada ne var? Orada bizim köyümüzü anlatan bir müze var. Köyü anlatan müze var. Belgesel odamız falan var. Öyle mi? Evet. İnşallah uğrarım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi günler. Evet, çok sıcakkanlı insanlar. Tabii herkesin inancı kendinedir. Ve inancında özgürdür. Bunun serbestliğini Allah vermiştir. Evet, vakıflara veda edeceğiz. Son bir görüntü daha alayım. Evet, buradan Musa ağacına doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar, Hıdır Bey, Musa Ağacı'nın olduğu köye geldik. Şimdi beraber gezelim. Hadi Muhammed Emin gel, gidiyoruz. Musa Ağacı'nın bulunduğu yer Samandağ'a bağlı Hıdır Bey köyünde. Şimdi oraya geldik. Musa Ağacı dediğimiz büyük bir çınar ağacı. Tabi bu çınar ağacıyla alakalı rivayetler var. Şimdi onlardan bahsedeceğiz biraz. Hazreti Hızır ve Hazreti Musa
Kur'an-ı Kerim'de ve rivayetlerde olduğu gibi beraber yolculuğa çıktıklarında bir dağı tırmanırlar. Dağdan tekrar inişe geçtiklerinde bir dere görürler. Hazreti Musa çok susamıştır. Şu anda Musa ağacının bulunduğu yerin yakınındaki nehre su içmek için iner. İnmeden evvel elindeki bastonunu, asasını şu anda Musa ağacının bulunduğu yere saplar. Ağabey hayat suyu dedikleri bu sudan içtikten sonra asasını almaya teşebbüs ettiğinde asanın çınar filizleriyle dolduğunu görür. Ve ağabey hayat suyundan beslendiğini anlayıp asasını tekrar almaz. Bu rivayetten dolayı insanların sevgisini ve muhabbetini kazanmış olan çınar ağacı her yıl milyonlarca insan tarafından ziyaret ediliyor. Samandağ'ın Hıdır Bey mahallesi bu ağaca ev sahipliği yapıyor. Milyonlarca turistin, milyonlarca yabancı ve yerli turistin ziyaret ettiği bu çınarın etrafı tamamen yöresel ürünlerle, yöresel insanların kendi elleriyle yaptıkları ürünlerle dolu bir pazar haline getirilmiş. Kesinlikle görülmeye değer güzel bir çınar. Etrafı yaklaşık 21 metre. Dallarının kapladığı alan yaklaşık bir dönüm. Boyu yaklaşık 10 metre. Ve çapı yaklaşık 7 metre olan bu çınar gerçekten görkemiyle gözleri dolduruyor. Rivayet edildiğine göre Musa Aleyhisselam'ın asasından olan bu çınar bizlere ilahi bir muhabbeti de aşılıyor. Teşekkür ederim. Bunların hepsi yöresel burada yetişen ürünler değil mi? Burada Hıdır Bey'in kendi yöresel üretimleri sergileniyor ve satılıyor. Şimdi hem fiyatlarına bakarız, hem üretilen şeylere. Hayırlı işler. Hoş bulduk. Burası? Evet, yöresel defne aletin salonları. Hıdır Bey köyüne ait değil mi bunlar? Baba, 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 efendim? Bu sabun. Sabun bunlar. Kantaron ve defne. Evet. Bu sabun baba. Bu sabun evet oğlum. Salçanız yok. Şunlar da sabun bunlar. Evet. Evet, oradan almıştık. Yine oradan alalım. Ne kadar bu sabunun kilosu? Burası 70 lira, burası 100 lira, burası 50 lira. İçeriklerinde ne var bunların? Yarı yarı ya. %70 defne, %7. Ha defne. Ya bu %100 saf defne. Saf defne. Evet. Teşekkür güzel ederiz. Hayırlı işler dileriz. İnşallah. Bu nereye gitti o? Siz oraya bakın. Geliyorum. Geçerdi sen, geçerdi. Burada da özellikle el yapımı salçalar, biber salçası, domates salçası, baharatları, zeytin, yine sabunlar. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Geçen sene biz buradan bir salça almıştık. Bu arkadaştan almıştık herhalde, aynen. Merhaba. El yapımı biber salçası. Geçen sene senden aldık biz. Çok da memnun kalmıştık. Sanırım senden de. Nerelisiniz abi? Ben Kırkan. Şu an için abi yok. El yapımı yok değil mi? Şu an yok. Yarın. Yarına gelemem tekrar geri. O zaman kargo öyle gönder. Ben seni kartını alayım. Ben sana var dersen şimdi satarsan yalan söylüyorum. Doğru söylüyorsun.
Geçen sene senden aldığımızdan çok memnun kalmıştık çünkü. Şu şeylerini bir çekebilir miyim, ürünlerini? Tabii tabii. Bir saniye. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi o ikinci gösterdiğimizde bakacağız. Burada yine el yapımı bir sürü ürün var. Şu sanırım bal. Ceviz reçeli. Yani cevizin reçeli nasıl oluyor bilmiyorum. İncir reçeli. Kantaron yağı. Bunların hepsi el yapımı. Turunç reçeli. Keçi boynuzu pekmezi. Hıdır Bey'e geldiğiniz zaman burada yöresel ürünlerin sergilendiği alana mutlaka uğrayın. Eğer doğal yaşamı ve doğal beslenmeyi seviyorsanız hemen hemen tamamı el yapımı. Evet, bakalım başka tarafa. Teşekkür ederiz kardeşim, hayırlı işler. Abi sağ olun. Ben seni bu numaradan arayacağım. Bunlar gerçekler abi. Arayacağım ben seni bundan. Sadece bana WhatsApp'tan yazıp atman yeter. Tamam kardeşim, teşekkür ederim. Ürünler neye gider? İşte ölçülür, biçilir. Başkan abi biz ürünleri aldık. Eleye sarıp bize bir hesap numarası ver. Bir sahip olunca hesap numarası yollarım, bir sahip olunca tanım. Tamam kardeşim, teşekkür ederim. Tamam, al onu. Al onu. Annenin yanına geç. Burada el yapım ürünler var değil mi? Gel gel, baksana. Bunlar da yöresel değil mi? Evet abi. Keçi boynuzu. Keçi boynuzu, badem bizim, üzüm bizim, cevizler bizim şunlar. Şunlar da el yapım biber kurutmaları değil mi? Şu domates kurusu biber. Bu domates mi bu? Bu ne? Onların fiyatı? 45 lira. Bu ne? Biberimiz 20 lira abi. Akın biber, acı biber. Cevizler, dut kurusu. Evet, dut kurusu. Şu ne? Menengiçimiz yerli abi. O üzüm mü yine? Şu yaban mersini. Şu? Şu üzüm. Ha, üzüm. Sarı çekirdekli üzüm. Çekirdeksiz de var. Vallahi Hıdır Bey'e geldiğinizde mutlaka buraya uğrayın. Bu bizim el yapımı. Tamamı doğal değil mi bunların? Aynen. Hepsi el yapımı, evet. Tamamı doğal. Evet. Biberlerimiz el yapımı. Nar ekşilerimiz, pekmezlerimiz, pişirlerimiz hepsi el yapımı. Peki buradaki en acı biber hangisi? İçeride abi. Şu samanda acısı, içeride bunun daha acısı. Ne kadar onun kilosu ne kadar? 60 lira. 60 lira değil mi o kilosu? Şu 40 lira. Hmm. 60 lira. Şu değil mi? Evet. Bu saman da acısı, o süs biberden yapılmış. Süs biberin çok, acısı çok, daha çok olur. Aynen, daha çok. Teşekkür ederiz sana ablacığım. Hayırlı işler. El yapımı turşuları da var. Burada da burada yetişen bitkiler. Nane, dağ keki. Ne var başka? Yeşil çay. Bu da sumak. Efendim oğlum, al şunu oğlum. Bu senin. Hadi gideceğiz. Gidiyoruz. Gidiyoruz hadi. Hadi gel gel, gidiyoruz. Çanta adına baktım da öyle çok anlamadım. Yok yok, ben şey söyledim mi? Yarın beni ara dedi kesinlikle. Gelecek dedi, gel. Ha? Ne? Şunda da çok acıyor. Ha yok yok. Geçen sene bizim aldığımız kişi. Yine burada da aynı ürünler var. Gelirseniz kesinlikle uğramanızı tavsiye ederim. Fiyatlar da uygun, yani öyle pahalı fiyatlar yok. El yapımı olması, tamamen doğal olması da zaten bir artı. Hatta birkaç artı birden. Sabunlar kesinlikle çok kaliteli. Cilde, saça, yaralara, bazı döküntülere çok iyi gelir bu sabunlar. Özellikle bıttım sabunu. Saç dökülmesine birebir. Evet arkadaşlar, Samandağ gezimizin sonuna geldik. Fakat bir kez daha Samandağ'a gelip buraları çekmek istiyoruz. Şu anda dönüş yolunda olduğumuz için karnımız acıktı. Narin hanımefendinin yapmış olduğu şu muhteşem, göremiyorum. Bu muhteşem dolma ve sarmayı yiyorum. Gerçekten samimi söylüyorum, çok güzel olmuş. Buradan ekmek aldık. Ekmeğin lezzeti gerçekten çok güzel. Yanında acı biberim. Bugün de böyle bir yemek yiyelim dedik. Her zaman lokantada yiyoruz. Piknik amaçlı olsun dedik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone değilseniz abone olalım.
Videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Evet. İzleyen arkadaşlar abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki Mahmet Emin'imi de unutmayınız lütfen. Ya güzel içerikler çıkarmaya çalışıyoruz. İnşallah beğeniyorsunuzdur. Tavsiye ederseniz seviniriz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Biz yemeğe devam ediyoruz. Hoşça kalın hepiniz. İyi seyirler dilerim. Hoşça kalın. Like atmayı unutmayın de oğlum. Like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.